İşte geldik. Mekan bu demek ya. Mekan mı? Mekan. İstiyorsan geri bir de bas mekanı. Mekan diyor ya, Allah'ım ya. Hala mekan diyor. Hala mekan diyor ya. Allah'ım sen bana Hazreti Eyüp sabır ver. Ankara İstanbul 400 kilometre konuştuk, kadın hala susmuyor la. Ne diyorsunuz Sadi Bey? İçinize içinize konuştuğunuz için hiçbir şey duyamadım. Yok bir şey yok. Bir hayali bir arkadaşım var, adı Ragıp. Onunla dertleşiyordum ben. Okul tabii ki, mekan değil. Kutsal eğitim yuvası okul. Dilim sürçtü, dilim. Diliniz sürçmesin Sadi Bey. Tanık koruma programı çocuk oyuncağı değil. He bağırın bağırın. İstanbul'un yarısı duydu. Tanık koruma. Koruyorsunuz tanığı. Bağırdın mı ben az önce? Bağırmadım. Sen beni bağırttırıyorsun. Sayın komiserim, ister inanın ister inanmayın ama ben hayatımda yeni bir sayfa açmaya kararlıyım. O kadar kararlıyım ki size bile katlanıyorum. Siz mi bana katlanıyorsunuz? Siz bana mı katlanıyorsunuz? Asıl ben size katlanıyorum ya. Ha Allah'ım, atanamamış Al Capone seni ya. Atanamamış kim? Al Capone. Meslek büyüğünüz. Tanımıyorsanız şaşıracağım. Güzel. Eniştem de okey verirse kontratları hazırlayayım. Enişte? Enişte. Ha enişten. Yok yok, ben tamam dedikten sonra enişten bir şey demez, merak etme. Yengen haklı güzel kardeşim. O beğendiyse bana sıkıntı yok. Tamam. Ya sorması ayıp olmasın. Bu arada çocuk falan düşünüyor musunuz? Çocuk vallahi Allah nasip... Düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Ayıpsa sormayın lütfen. Ha yok, yanlış anladın yengeciğim. Hani dedim çocuk falan düşünüyorsanız şu odada çocuk odası orayı kullanırsınız. Hayatım, canım otur. Yapmayacağız kardeşim. Çocuk falan yapmayacağız. Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmeyeceğim. Etrafımızda mafyalar, çeteler varken niye çocuk getireyim değil mi? Hiç gerek yok. Yengem çok haklı. Vallahi Allah hepsini ıslah etsin. Karaman bu. Kadın fırsat bulduğunu sokuyor abi. Şunu sipariş edebilir mi? Neyi? Şu. 3 numara. New York usulü biftek. Hı. Hani bir öğretmen biftek yer mi? Yer. Yer tabii. Maaşının ilk günüyse yer. Ayın geri kalanında makarna yemek istiyorsa yer. Yemez mi memur içet? Yer. Harbiden mi ya? Harbiden. Sadi Bey, burası polis evi. Sizin o Tarabya'daki mekanlar gibi burası pahalı değildir. Nispeten uygundur, söyleyebilirsiniz. Ha, tamam. Siz de ister misiniz? Yok, ben istemiyorum. Ama belki sizinkinden çalarım bir tane. Çalmak yok, çalmak yok. Polis memurları çalmak yok. İsteyin ben veririm. Sen evet. Kaç civarı gelirsin beni almaya? Özel şoför müyüm ben senin? E ben nasıl gidip geleceğim okula? Ne bileyim ben. Git bir araba tut kendine. Eve gidince konum atacağım sana ben. Coğrafya öğretmeniyim ben. Konuma gerek yok. Buluruz. Sen gene de istiyorsan konum atla. Hadi akşama görüşürüz. Maalesef. Maalesef aynısından. İyi akşamlar. Songül sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim bir kızım kendini sen bana. Sen niye bana ninja gibi bıçak çekiyorsun? Ya o tilki gibi sinsi sinsi gireceğine çalsana zile. Ötüyor kuş. Allah'ım ya Rabbim. Dün geceki gibi bağırma diye çalmamış olabilir miyim acaba? Ya en azından girerken bir ben geldim guk de gak de ya. Allah Allah ya. Allah Allah. Boynumuza çan da asalım, onu da yapalım. Edin. Estağfurullah, estağfurullah. İşte bak. Oha. Oha Sadi, bu ne ya? Ne oldu ya? Bu ne? Ne ya? Sadi. He. Ne ya? Bu ne? Bu hayvan burada ne yapıyor? Bu ne bu kadar? Ya gözünü seveyim Songül. Gene başlama öğretmen bu kadar et alabilir mi diye. Gözünü seveyim. Zaten stresli bir gün geçirdim. Ya ne bir öğretmeni? Sizin öğretmenler odasını getir bakalım, bitirebilecek mi bu hayvanı burada? Ya ben belki bir yıllık stok yaptım. Belki gıdım gıdım yiyeceğim. Ya hayvan. Lan! Ne oldu? Çok iyi koruyorsun tanığını. Çok iyi koruyorsun. Ateş et. Ateş edeydin. Ya niye bağırıyorsun? Aklım çıkıyor benim. Bağırma sen de be. Vallahi başım döndü. Tansiyonum düştü ya. Fiyatına bak. Ben alamayacak mıyım karıma yüzük ya? Alırsın hayatım, alırsın da şöyle ne bileyim bundan daha küçük 3-5 bin liralık bir şey alsak mı? Çünkü bayağı böyle. Yok, parlasın. 100 kilometreden parlasın. Lavuklar anlamıyor sonra evlisin değilsin. Parlasın. Çok romantiktir kendisi. Paket paket. Bana da bir tane alyans geçen okulda düşürmüşüm. Şık ama sade. Gözünü seveyim. Tamam. Hadi Mahmut abi. Tamam, hemen oraya bakayım. Hadi bakayım. Neyse. Bak ışığı alacağım ben. Dur dur öyle tutma, biraz yukarı kalın. Var mı ya? Güzel değil mi? Bak çocukluk yapma.
Gidelim şu arabayı değiştirelim. Bin kere daha söylemeyeceğim sana. Sen bir öğretmensin ve böyle bir arabaya binemezsin. Ya ben ki maaşımı biriktirdim aldım. Niye öyle diyorsun? Ya sen ilk maaşını aldığında görürsün o parayla o araba alınabiliyor mu? Gideceğiz, değiştireceğiz, bitecek, gidecek işte. Karısına böyle bir yüzük alan öğretmen böyle bir araba da almış olamaz mı? İyi hatırlattın, doğru söylüyorsun. Ben bu yüzüğü çıkarayım çünkü çok belli ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karımsın. Ve karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm. Ama bu yüzük bu parmaktan asla çıkmayacak. Tamam. Doğru söylüyorsun. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karımsın. Karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan gidip arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm. Ama bu yüzük çıkmayacak. İyi, tamam. Hı? Tamam. Israr ettin o kadar. Çıkartmam ne olacak? Teşekkür ederim. Ya şuna ne diyorsun peki? Şurada bir tane var bak, o biraz hoşuma gitti. Şu, şu, şu. Ay Sadi birazcık hevesli ol ya, birazcık hevesli ol. Tamam sahte madde ama sonuçta gelinlik giyeceğim, ben de heyecanlıyım yani. Songül, Allah'ını seversen bir tane seç. Bak kendi gerçek düğününde özenirsin. Tabii böyle sap gibi bekleyen bir damat adayı bulursan. Terbiyesiz. Ben kariyer peşinde koştum, kariyer. Ankara'da asayişte çalışırken beni ne insanlar istedi de ben kendim gitmedim. Niye gitmedin? Suç dosyaları kabarık diye mi? Hayır canım, yeteri kadar kabarık olmadığı için. Baksana en kabarığını buldum maşallah falan. Karamamba. Ne dedin canım, ne ya, dedin? Yok bir şey, bir şey yok. Kolum koptu ya. Kolun mu koptu? Hı. 148 tane çerçeve taşıyorum burada, ayıptır be, ayıp. Aman. Ya ben ne fark ettim biliyor musun? Sen damatlığa gelince böyle bir minik ama bak bir tık falan daha kibardın ama bir tık yani gerçekten. Bak. Ben de ne fark ettim biliyor musun Songül? Sen de üstünde gelinlik varken bir tık daha güzelsin. Ama bir tık. Bir tıkmış. Sanki görmedik gözlerinin fal taşı gibi açıldı. Sahi Sadi Bey oğlum anlatsana. Nasıl evlenme teklif ettin? Nasıl oldu? Anlat. Çalışmadığın yerden geldiğini sanırım. Anlat bakalım. Bayılır. Hikayeye bayılır. Bu hikayeye bayılır. Anlatmayı çok sever. Anlatsana hayatım. En sevdiği hikaye biliyor musunuz? Vallahi çok sever anlatmayı. Anlatsana. Ben Songül'e evlenme teklif etmedim. O bana etti. Biraz da tehdit etti. Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Hayatım, sadece Mahinur Hanım senin ne kadar şakacı olduğunu anlamaz da inanıverir değil mi? İnanıverirsin yani. Tamam. Ben çayları doldurayım. Değil mi? Tazeleyeyim çayları. Çayım bitmedi. Bitti hayatım bak, bitiyor. Bitti. Gördün mü? Sıcakmış ağzı. Sen benimle gelsene mutfağa bir canım. Geliyorum yani. Şimdi. Songül. Ne? Ne oluyor lan burada? Ütü masası nerede? Kilerde. Ne oldu? Ne yapacaksın ütü masasını? Terfi ettirip yemek masası yapacağım. Ütü yapacağım. Ne yapacağım ütü masasıyla? Hmm, çok komik. Kileri karıştırma ya. Yeni topladım ben orayı. Hem ben yapmadan yaparım ütüyü. Yapacaksın mı? Evet. Emin misin? Yapacağım. Tamam. Çok güzel bir tane film başlıyor. Gel beraber izleyelim. Nereden biliyorsun çok güzel olduğunu başlamadık? İzledim daha önce. İlk sefer de anlayamadım. Çok komik. Allah Allah. Biz akıllı insanlar, normal insanlar sevdiğimiz filmleri bir daha izleyebiliyoruz. Anladım ben sizi. Hangi film? Titanic. Ha, gemi batıyor. Biliyorum işte, izlemişsin. Titanic'i dünya biliyor, filmini değil. Olay, 2300 kişi öldü orada, Allah Allah. Ya Allah Allah, ne var işte, nasıl battığını izleyelim. Gel, nasıl batıyormuş, görelim beraber. Gel ya. Şurada hayır. İki film izleyeceğiz. Hayır. Sadi, takıldığın şeylere bak, 2,5 saatlik filmde onu mu anladın ya? Olay bu mu yani gerçekten? Kemancıların çalması mı? Kadın kalıyor orada, aşık oluyor adama, bırakıyor nişanlısını ya. Olur mu canım öyle şey? İnsan azıcık empati kurunca yani sıkılıyor canım. Kuruyorum empati. Hayvan oğlu hayvan değilim. Ha, İnsanlar ölmüş insanlar. Allah taksiratlarını affetsin. Onu mu diyorum ben? Ya onu demiyorsun. Diyorum ki sana. Empati kur azıcık. Sonra orada bir tane geçmişinden gelmiş bir tane insan, nişanlısı kadın orada, nişanlısı. Tane adamla bir tanışıyor, aşık oluyor. Ne yapar canım insan? Ne yapardın sen olsan? Allah Allah. Ne yapardın?
O ahşaba ikisi binebilirdi. Son ikisi kurtulurdu, ben onu söyleyeyim sana. Ya kurtulur sonra taşırdı yani. Kızın adı neydi? Rose. Rose. Rose kaç kilo? 80-90 kilo. Çocuk zayıf yani. Üstüne binse taşır diyor. Şişman demedin mi ya? Bak kadınlarla ilgili taşır problem. Diyorum. Ahşap taşır diyorum. Yani. Ahşap taşımaz. Bırak adamı. Adam sevdiği adam ölmüş adamın kızın gözünün önünde. Ne taşıyacak ahşap? Ağlıyor kız. Üzülmüş. Kalınca iki insan arasında insan bucalıyor işte yani. Allah Allah. Hep sen bana cevap vermedin. Ne cevabı? Rose yerinde olsan ne yapardın? Ben mi? Evet. Rose yerinde. Evet. O adamı mı seçerdin, o adamı mı seçerdin? Saat kaç oldu? Salih'e... Ne yapıyorsun? Ütü yapıyorum. Ya çıplak çıplak ütü mü yapılır? Gözünü seveyim, git üstüne bir şey giy ya. Biz mafya babaları haftanın bir günü muhakkak çırılçıplak ütü yaparız. Eski bir gelenek bu. Daha Osmanlı'dan ipsiz recep. Ne diyorsun kızım? Pantolon var altımda. Ya seni Allah kahretsin. Ben o pantolonu nasıl göreyim? Gözünü seveyim. Zaten ben öyle görünce attığım şey oldu. Hem üstüne bir şey giymiş de sayılmazsın. Hala çıplaksın. Sen git üstüne bir şey giy ya. Ütülüyorum işte, giyeceğim. Sağ olsun sahte karım ütülemediği için iş başa düştü. Ay kadın olduğum için ben ütülemek zorundayım değil mi çünkü? Öyle bir şey demedim. Demagoji yapma. Öyle bir şey demedim. Estağfurullah. Dedin az önce işte. Yapmayacağını söylesen. Son dakikaya kalmazdık böyle. Hem ben 20 yıldır kendi ütümü kendim yaparım. Senden çok daha iyi yaptığıma da emin. Allah Allah. Ama şöyle bir şey var. Kafa ütüleme konusunda eline hiç kimse su dökemez. Hemen başla sabah sabah taarruz ateşine zaten. Hemen başla. Taarruz maruz yok ya. Sen işe geç kalmıyor musun? Giyinmiyor musun? Ne? Gideceğim ben de ütü yapacaktım hazır ütü sıcakken. Gerek yok. Ütülenmiş durumda. Tertemiz, diril diril. Buyur. Ya sen niye bu kadar stres oluyorsun ya? Yani açık kaldı diye. Hem nereden biliyorsun benim yaptığımı? Mobese mi taktın? Ha, trafik polisi şakası. Çok komik gerçekten. Bulaşma bana ya. Vallahi bugün çok üstüme geldin ha. Ya sen böyle verem olursun genç yaşında. Olacağım verem zaten, olacağım. Tanıdığı bir psikolog arkadaşım var. İndirim de yapar. Ben hiç gerek yok. Zaten her gün psikopata görünüyorum. Hiç gerek yok. Ayrıca bir... Aa yeter be. Yeter. Aa sabahtan beri bana deli muamelesi yapıyorsun. Lan! Deli dersin ha, bana öyle muameleler... Ulan yapma! Hocam ben salonda kanepe... Yok oğlum bir şey yok, bir şey yap. Biz bunu her gece yaparız oğlum. Hoş gel, gel gel. Yatağını yaptık, gel. Senin okulun var, gel hadi yatağa gel. Oh, hadi Allah razı versin, Allah razı versin. Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Ne münasebet canım? Ben daha 5 sene önce yat demedim. Tamam da ben buraya mı yat dedim? Nereye yatacağım? Yatak yaptım şuraya sana, yat işte orada. Nereye adam? Bu ne lan? Düdük kadar. Bu yataksa bu ne? Bu Songül'ün yatağı, bu Sadi'nin yatağı. Yanlış hanımefendi. Bu Songül'le Sadi'nin aşk yatağı. Ne münasebet ya? Yok öyle bir şey. Rüyanda görürsün. Ben onu mu diyorum ya? Rol demiyor muyuz işte? Rol. Çocuğa karşı rol. Ben burada kıvrılır yatarım ya. Bak şu köşede kıvrılırım. Yatağın 4'te 3'ü senin Konya Ovası gibi bura. Olmaz. Olmaz. Geç at şuraya işte be. Ben kendi dirayetimden eminim. Ha sen emin değilsen araya böyle bavullar diselim. Doğru bildin. Ben de diyordum Sadi ile aynı yatağa girsem kendimi nasıl tutabilirim acaba diye düşünüyordum. Bırak ya bavulu çantayı buraya dikenli tel yapalım. Böyle uzasın gitsin. Dikenli tel? Evet. Sen karamamba gibi savuşursun bile aşağıdan sıvışa. Hareketlere bak, hareketlere bak. Geç yat işte ya. Ya ben yerde yatacağıma gidip orada kanepede yatarım. En sevdiğim ikinci kahve. Diğerleri? 1 menengeç, 2 Türk kahvesi, 3 eş durumundan Amerikan. Eş durumundan Amerikan mı? Evet ama Güney Amerikan. İyi tamam, ben sana o zaman bir gün eş durumundan Güney Amerikan kahvesi yaparım. Che Guevara usulü. Olur, yalnız Che Guevara değil. Che Guevara, Ernesto Che Guevara. İtalyanca bitti, İspanyolcaya başladın. Si. Ha si diyor. Pero hablo un poco español. Ya sen ne yaptın? Mafya kolejinde mi okudun? Niye bu kadar dil biliyorsun sen? Yo, Eti Meskut Al Capone Meslek Endüstri Lisesi. Ay Allah, Ateşli Silahlar bölümü mü bari? Hastasıyım ben. Ne? Hastasıyız yani. Hadi yap bakalım nasıl yapacağım. Türkiye'deki düğünler şöyle baba. Sosyetik düğünler başlıyor. 2 kadehten sonra, bak 2 kadehten sonra Ankara'nın bağlarına bağlıyorsun. Bağlamıyor musun? Özünden niye kaçıyorsun sen?
ne tangosu, ne salsası. Biz biziz. Gözümüz bu. Biliyorum. İki... Aman be, oynayacağız alt tarafı şöyle iki kıvırt. Karışma ya. Karışma. Ben bir şey demiyorum sana. Değil mi? Belgesel izleyeceğim. Otur canım yerine. Kumanda bugün bende. Bir hafta boyunca bende, sen hiçbir şey izlemiyorsun. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun ya? Deniz Hanım'a selam söyle. Hadi hayırlı işler. Aleyküm selam. Deniz Bey'e söylerim. He? Bey'e, Deniz Bey'e söylerim. Deniz Hoca herif mi? Bir miktar. O ne demek lan? Erkek. Ben seni bırakayım ya. Şey, taksiyle uğraşma. Ne oldu ya? He? Bey'i duyunca bir bırakayım demem. Ne alakası var Bey'le? İnsanlık namına karıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ha. Ne alakası var? Ondan. Bırakayım mı ben seni, bırakmayayım mı? Bırak. Buyurun hanımefendi. Kıskançsın. Müthiş, çok iyi. Şöyle yanıma alayım sizi. Hı-hı. Şöyle bir hareketimiz var. Yeni hareketimiz gancho. Hı-hı. Yani partnerin bacağını hızlıca kırılıp sardığı bir hareket. Hop, yavaş gel. Hop. Hop, yavaş gel. Deniz Hacı, yavaş gel. Gancho, pancho. Gerek yok. Bir sürü figür var. Yaptınız, güzel. Yeter bu kadar figür. Gerek yok gancho. Ama daha müzik eşliğinde öğrendiği bütün figürleri birleştirmemiz lazım. Ben birleştiririm karımla. Hayatım. Sen biraz dinlen, soluklan biraz, yoruldun. Güzel hareket. Hayatım. Güzel hareket. Poligonda yaptıklarının aynısını mı yapacaksın? Adamı kırıla kırıla ismini mi yazacaksın? Niye bulaşıyorsun? Bulaştığım falan yok. Gerek yok gançoya. Seninle beraber yaparız. Sen şey yap ya, yapıştır müziği. O zaman müzik geliyor. Tamam, yavaştan sen ver. Sen ne yapıyorsun? Niye karışıyorsun ya adamım? Sen kocanla dans etmek istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum da bir rezil olmak istemiyorum. Olmaz, sen rezilmesin. Ben birleştiririz figürleri. Tamam, ayağıma basma. Basmam ayağına, sen de basma. Hı. Hadi kazamız mübarek olsun. Amin. Ve müzik geliyor. Tango. Çerçeveyi iş yerinde dursun diye yaptırmıştım. Özel bu. En sevdiğim fotoğraftı bu. İş yerinde dursun, özlersen bakarsın diye. Ama haklısın ya. Ben senin kısmetini kapam. Yani... Oraya çünkü emniyet müdürleri geliyor. Yakışıklı, uzun boylu, 1.90. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Yunus'u var bunun, bülbülü var birbirine. Oo, ben senin kısmetini kapam. Koyma abi. Koymayın abi. Ya ne alakası var onunla? Ya ben sana diyorum ki tanık koruma programındayız sadece. Eğer seni tanıyan biri gelirse masamın göbeğinde görse seni. Ne yapacak o zaman? Daha düne kadar diyordun kaç suçluya, kaç tane polis düşüyor. Kimse seni bulamaz. Kamufle olabilirsin diyordun. Niye bunu şimdi koymuyorsun? Canım benim. Hayırdır? Ne hayırdır? Dinle beni. Ben zaten göktaşı kadar tek taş takıyorum. Bütün şube biliyor benim evli olduğumu. Ha fotoğraf koymuşum ha koymamışım. Bunu görüyorlar zaten. Allah Allah. O kadar çok tripe gireceksen koyarım tamam ya, senden önemli mi? Ama ben koyuyorsam sen de koyacaksın. Aysel'i var, bilmem nesi var, beni ilgilendirmiyor. Kim var? Aysel falan bir şeyler. Aysel ne alaka? Sen nereden tanıyorsun Aysel? Nerede gördün Aysel? Dün düğünde bir gördüm. Ama zaten seni okula şey yapmadan önce biz okulu araştırırken ben güvenlik ama açısından tabii ki. Güvenlik açısından bir okuldaki öğretmenlerin bir geçmişini bir şey yaptım yani, bir araştırdım güvenlik şey olsun. Aysel'in GBT'sine mi baktın? Bakmadım GBT'sine. Aysel'in GBT'sine mi baktın? Bakmadım. Aman baktım. Kadın suçlu çıktı ya. Geçen sene ne yapmış biliyor musun? İki kere kırmızı ışıkta geçmiş. İki kere kırmızı ışıkta geçen bu sene neler yapmış? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben öğretmenler odasına giriyorum. Herkese saygım sonsuz. Aysel'le dalaşma. Aysel deli.
Onu diyorum. Deli Aysel onunla. Deliden korkacaksın. Onunla uğraşma. Ben de onu diyorum. İki dakika fazla muhabbet onunla muhatap olma. Bak ben sana söyleyeyim. Kadın boşanmış galiba. Yani zaten kadının o kadının sorunları çok derin. Uğraşma. Boşanmış galiba. Ne dedi? Sordum ben zaten Tarık Hoca'ya. Boşanmış. Bekar bir de. Bekar kadın. Bu kadın bekar şu beni an. Boş. Benim geliyor kocama terleyelim. Ne dedi? Koşalım terleyelim. Hepimize de. Hamama, hepinize hamama gidin. Bu kadın sapıkmış demek ki. Sapıklıkla alakası hayatım, yok canım. Hayatım hata sende. Bir dakika. Olaylar değişir şu an. Bana bak. Bu kadın bekar. Hepinize gelip hamama gidelim diyor. Kırık diyorsun kadın için. Bu kadın senden ne istiyor ya? Sen de neden hamama gitmek istiyor? Bu birincisi. İkincisi sen ona ne cevap verdin? Senin cevabın önemli burada. Sen ona ne cevap verdin? Ben önümdeki haftalık programa bakıyordum. Şunu bir çıkart. Gözlerime bak. Doğru cevap. Ne dedin sen o kadına? Biz hepimiz kaldık öyle. Kaldınız öyle. Gidelim deseydin. Keşke gidelim hamama beraber deseydin. Takulyaları bölüşürdünüz. Kaç numara diye sorsaydın. Şuur kaybı yaşadı kadın zaten. Hep ya, sen manyak mısın Sade? Aşk bir meselesi. Gel sırtını kesele diyen herkese sırtını mı döneceksin? Sen manyak mısın? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya sen? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun gerçekten? Ay sen kırık diyorsun. Uzak dur o zaman kadından. Ne beraber hamam planları yapıyorsunuz? Ama siz hamam planları yapıyorsanız ben de yarın trafik şubeyle hamama gitmezsem bana da Songül payası demeyin. Yok artık. Hepsinin önünde de yemin yok ediyorum. Artık. Bana bak. Sen benim Ankara damarıma bastın. Yemin ediyorum beni Çin Çin'deki anılarıma götürmesinler. Yemin ediyorum öğretmenler odasını basarım. Yemin ediyorum benim okula gelmem lazım artık. Bak sinirlerin tepeme çıktı Sade. Bak elim ayağım titriyor. Bırak şunları yıkayayım. Bak gözünü seveyim sinirlendim ha. İç kahveni. İç son yudumunu iç. Al bunu iç. Al bunu iç. Yeter be. Aa vallahi içme be. Ver onu da. Ver. Hamama gideceklermiş. Hamam. Temizle buraları da. Sana bir şey sorayım. Sor. Ben yarın müdüre gideyim. Ha. Şöyle diyeyim. Müdürüm. Ya ben sıkıldım coğrafyadan. Biyoloji öğretmeni olmak istiyorum. Oldu mu? Ol. Biyoloji öğretmeni ol. Mitoz bölünmeyi öğrenirsin. Kadınların fikrine saygı duymayan, kariyerlerini desteklemeyen adamlar bölünerek çoğalsın zaten mümkünse. Sinir ediyorsun beni ya. Senin kafan gerçekten değişik çalışıyor. Senin kafan gerçekten değişik çalışıyor. Kapı çalıyor, ne söylüyorsan unutma ya da unut çok mantıksız konuşuyorsun.